Evet beyler. Doğrudan mevzuya giriyorum. Ben Erman Barkay'a bir teklifte bulundum. Teklifim onun hayatta kalmasını sağlamak ve onu korumak. Barkada karşılığında arkasındaki bütün gizli çeteleri, gizli ve kirli ilişkilerini bana, yani devletine itiraf edecek. Ama cezaevinde ona bir şey yapmayacağından emin olmak için onunla konuşmak istedi. Vedat ve Behçet. Siz bu işte taraf sayılırsınız. Vedat zaten o kadar taraf değiştiriyor ki onun hızına yetişmek mümkün değil. Yani beyler, onun için buradasınız. Atakan Bey, benim bu konuda tarafım bellidir, biliyorsunuz onu. O nedenle ben müsaadenizi rica edeceğim. Tamam, sen çıkabilirsin sandıkçı oğlu. Evet beyler, bu son şanstır hepiniz için. Şimdi ben de dışarı çıkacağım. Herkes eteğindeki taşları döksün. Hesaplar kapansın, çözümler bulunsun. Bu meselede çok insan öldü. Bu masumlar da öldü. Neredeyse buradaki herkes birbirine düşman oldu. İşin içine devletler de girdi. Ama öyle ya da böyle bugün bu savaş bitecek. Yani bu savaşı sizler bitireceksiniz. Umarım bitireceksiniz. Atakan Bey'i duyduk. Kim başlamak ister konuşmaya? Ben başlayayım. Aslında şimdi düşündüm de Cezayir, Atakan'ın fikri hiç de fena değil. Ne dersin? Keşke daha önceden deneseydik ha. Yakınımda olup bana dokunamamak seni deli ediyor değil mi Cezayir? Atakan'a dua et Erman. Bana bu kadar yakın olup da ölmediğin için Atakan'a dua et. Ama olmadı şimdi bu, yani bir ilk cümleden ölüm filan ne oluyor ya? Ben buraya senin bana
dokunmayacağın garanti edildiği için geldim. Ama sen ne yapıyorsun? Yakışmıyor yani. Aslında seninle dost olmayı çok isterdim, biliyor musun Cezayir? Ama böyle harbi dost. Ya seninle dost olsak biliyor musun ne olurdu? Taşı sıksak suyunu çıkarırdık. Ha bunlar da böyle önümüze yanımıza falan çerez katardık. Dünyayı fethederdik be, dünyayı. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Böyle de dinleyince kulağa güzel gelmiyor. Sen de mi buradaydın Vedat? Zaten bir kulağının arkası kaldı. Tamam. Atakan'ın da dediği gibi Cesaret, ikimizle de çalıştım. Tamam, doğru. Reddetmiyorum. Ama neden yaptım? Mecburiyetten ya da bir orta yol bulmak niyetiyle. Senin niyetinin. Öyle deme be Cezayir. Bu Behçet de önce benim tarafımdaydı. E sonra sen onu benden aldın. İstemeden de olsa senin hayatını kurtardı. Geçen dayanamayıp sıkmasaydı, sen de fırsattan istifade, kaçıp kurtulamayacaktın. Evime saldırdığında onun tarafına geçtiğini anlamıştım. Ama sana can borcum olduğunu da bilmiyordum Behçet. Konuşsana Behçet. Bir şey söyle de. Ben diyeceğimi dedim. Ama aldığım ilaçlardan dolayı mesane biraz şişti, baskı yapıyor. Dolu. Tahmin ediyorum siz de dolusunuzdur. Müsaadenizle. Ben bir hacet giderip geleyim. Evet. Behçet gelene kadar biz de biraz soluklanalım. Keza hararetli başladık. Bu gece bu hararet bitmez Vedat. Biter Cezayir, biter. Her gecenin bir sabahı vardır. Şans vermiştin ya, oğlum ölmeden önce. Öldürmeyecektin beni. Ne oldu? O zamandı. Artık o şansı kaybetti. Cezayir, Cezayir. Ben oğlumu kaybettim, oğlumu. Bence Atakan'ın teklifini kabul edelim. Bu iş bitsin. Ne oldu? Ölümden korkmaya mı başladın?